Merhaba arkadaşlar. Bu dersteki konumuz plan ve ton. Kompozisyonum büyük bir kompozisyon ve ben bunun içerisinden küçük bir kadraj alarak bu konu üzerinde duracağım. Bakmakta olduğum görüntüde aldığım kesitte sandalye üzerinde strafordan iki silindir, bir küre ve bir kareden oluşan görüntü var karşımda. Bunu yaparken özellikle o eski bilgilerimizi tazelemekte fayda var. Oran orantı yerleştirme, hareket ve perspektif doğru olmadığı sürece yaptığım plan ve tonun çok fazla bir anlamı olmayacağı için kağıda bunları düşünerek doğru bir şekilde aktarmam gerekiyor. Tabii kalemi hafif kullanıp arkadan öne doğru geldikçe netleştirmemi ihmal etmiyorum. Özellikle gene baktığı yönü boş bırakarak kompozisyonumu kağıdımın soluna doğru yerleştiriyorum. Kağıttaki dolaşımın bir kıvama geldiği zaman detaylarıma girmeye başlayacağım. Fakat bunu yaparken bir yandan da ışığın geldiği yönü belirleyip düşen gölgelerin sınırlarını çekip içini doldurmam gerekecek. Evet, şimdi sınırlarımı netleştiriyorum.
ekran ve ton deyince aklımıza aslında ışık, gölge, hacim, boyut, derinlik ve skala gelmesi iyi olur arkadaşlar. Çünkü bu saydığım şeyleri sunabilen bir kişi yaptığı çalışması tonlanmış olarak görülür. Özellikle bizim kullanmamız gereken, yani bizim dert edinmemiz gereken asıl iş ışık ve gölgedir. Çünkü ışığın olmadığı yer hep karanlıktır. Işık geldiği zaman objeler, nesneler, doğadaki her şey hacim kazanmaya başlar. Boyutları daha net bir şekilde algılanır. Özellikle yaptığım çalışmada kürede doğrudan ışık gölge formu, öz gölge ve yansıyan ışık düşen gölge ile birlikte çok çok net bir şekilde gözüküyor. Bunların aktarımını yaparken baktığım görüntüyü iyi tanımam gerekiyor. O yüzden sürekli yaptığım çalışmaya bakmamda fayda var. Tabii plan ve tonu yaparken dikkat etmemiz gereken unsurlardan birisi de genel ton atıp yani bütüne hakim olup sonra detaylara girmektir. Koyu orta açığı iyi kullanmamız gerekiyor bu durumda. Desene açık tonlarla başlayıp orta tonu bulup sonradan koyuyu eklememiz gerekiyor. Diğer türlü deseni tıkamış oluruz. Zaten yaptığımız kompozisyon bize çok aşırı derecede koyu atmamamızı sağlayacak. Çünkü renk olarak açık renklerde bir kompozisyon, yani o strafor'un parlaklığını bize gösteren şey sandalyenin kendisi olabilir, fakat benim asıl derdim benim silindir ve kürenin formunu ortaya çıkarabilmektir. Bunları yaparken kalemi olabildiğince hafif kullanmaya dikkat ediyorum.
sınırları ne kadar sert çekersem sınırın içine ya da dışına o kadar çok kuyu atmam gerekir. O yüzden yaptığım kompozisyondaki malzemeyi düşünerek çekeceğim kontürleri ona göre yumuşak koymam lazım.
çalışmaları objelerimi tonlarken onların formuna göre tonlama atmayı ihmal etmiyorum. Bu objenin boyutunu çok daha net bir şekilde gösterecektir bize. Silgiyle hafifçe ışıklarımı netleştirmeyi deseni sonlandırırken yapacağım. Ben kalemim kağıdın üzerinde sürekli dolaşıyor.
Hocam biraz daha ön plana çıkabilmesi için arkadaki koyularımı, düşen gölgelerimi netleştirip ışıklarımı biraz daha açıyorum ve desenimi birazdan sonlandıracağım. Hafifçe sınırlarımı netleştirip bitiriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler.